çalışmayı çok seviyor. Onun için buraları yardım, Ferhat'ın Şerbetli yardığı gibi dağları. Çalışmayınca olmaz. Herkes bir nasibini bir şekilde almak zorunda. Buraları yaptım, canlandırdım. Buralar 300 senelik ev. Çalışan demir paslanmamış. İlle çalışacağız. Sabah kalkıp bismillahla işe başlamak. Ya bundan bir şekilde gerisi geliyor yani, iş de geliyor. Bereket de geliyor. Hatice Vurgun. Burada doğdum, burada büyüdüm, bu köylüyüm. Bu köy doyulmayacak, bu köyü ben çok seviyorum, köyümü. Her şeyini seviyorum ya. Her şeyini seviyorum. Ben çalışmayı sevdiğimden annemle babamla Harman'la, Ekin'de Harman'da çalışırdık beraber. Bilmiyorum, ben seviyorum ya. Ben öyle doğdum, öyle büyüdüm. Öte kardeşlerim benim gibi değil. Ben çalışmayı çok seviyorum. Onun için buraları yardım, Ferhat'ın Şerbetli yardığı gibi dağları. Burayı babam aldı 93'te. Alınca buralar hepten taş, kaya, pislik, berbat. Şurada bir tane merdiven vardı, bir taneydi. Şuralardan el arabasıyla taşı getirdim. Bu balkonu yaptım. Annem babam otursun diye burada çok misafirler ağırlandı. Şu havuzu yaptım. Şu duvarlar çarptı. Şu aşağı girdiğiniz yerden bu yana kadar duvarları hep kendim yaptım. Ağaçlarını hep kendim diktim. Köylü bilir. Şurada bir kayısısı var babamın. Üç elması, bir de şu eriği var. Bir de şu bağısı var. Geriye kalanını bunlar hepten ben kendim yalnız başıma yaptım. Tek başıma yaptım. Bir kayısı çekirdeği kadar taş koyan olmadı. Şu yukarıyı görseniz orada daha hayran olursunuz. Oraları daha çok, şu kayalar göğsü gibiydi. Tek başıma yaptım. Tek başıma. Koyan adam kafayı yemiş, kafayı sıyırmış. Dilağımı delilermiş o zaman. Ama şimdi o diyenler hepten buraya çekme yapmaya gelirler. Nasıl yaptın, nasıl çalıştın öyle diler bana. Yalnız başıma yaptım. Şimdi buraların böyle perişan olmasını istemedim ben. Babam ölünce, anam ölünce. Bir tane şu bağ vardı, bir tane de şurada bahçede var. Ben bunlara acıdım, üzüldüm. Buralara köyün adamı pislik döker diye. Buraları yaptım, canlandırdım. Buralar 300 senelik ev. 300 senelik ev. Onun için ben seviyorum. Çok seviyorum hem de. Gelenler de seviyor, beğeniyor. Herkes de seviyor yani. Geçen de 5-6 gün oldu, 10 gün neyim oldu, ilkokul öğretmenim geldi benim, köylümüz olur da. Yıllardır Almanya'daydı adam, beni televizyonda görmüş, gazetelerde görmüş. Geldi bana teşekkür etti, memnun oldu, sevindi. Dedi ya ben dedi seni böyle bilmiyordum dedi, televizyonda gördüm, çok memnun oldum dedi. Ben de öyle oldu dedim. Adam bana teşekkür etti, takdir etti. Yani başa gelenler de beğeniyor yani. Buraları bilenler, tanıyanlar çoğu ağlıyor. Bilmiyorum ya, anlatamıyorlar yani ben çalıştığımı, nasıl başardığımı. Ferhat Şirin'in şu kayalar yanmış ya, ben de sevdiğim için taşı toprağa çalışmayı, yani yardım buraları. Önce babamın işinde çalışırdım, eşimin işi yoktu. Babam anam öldü, buraları ben icat ettim. Bu sefer de buralarda çalıştım. Eşim çalışmadı dedi, çocuklarım çalışmadı dedi ama ben seviyorum, sevdim. Şimdi şu oralar hepten
Kayısı, bağ, ev var orada. Çok gördüğünüz patlaklarla, o patlaklarla ben 2 sene eşeğiyle, elimle buradan oraya, şuradan oraya 100 metre ora arası. 2 sene su çektim şu patlaklarla, tek başıma su çektim. Günde 20, 30, 10, 15 o ağaçları çekirdek denettim, yetiştirdim. Yalnız başıma onları şöyle büyüttüm. Yorulmadı. Hiç ıhtimet, yorulmadı. Sonra eşim 2009'da emekli oldu. Emekli olunca buraya dalgıç aldı. Buradan dalgıcı böyle buradan dolandırdı. Ben dedim buradan dolandırın diye. Onunla şöyle asacağız da olmaz. Buradan böyle damgarını dolandırdı. Oradan ta oraya götürdüler. Bir de buraya tiye koydum. Buraya da tiye koydular. Buralar sulanır. Oradan da yukarılar sulanır. Böyle çalıştım. Duvarlar çektim yalnız başıma. O ağaçların etrafına til yaptım yalnız başıma. Oruç ağzımla. Tek başıma. Oraları öyle yardım yani adeta yardım. Kimse şöyle bir kürek atmadı. Toprak veya taş. Şimdi de eline sağlık dediler. Şimdi de eşim sular, biller, ilaçlar. Bunları da seviyorum. Bunları da seviyorum. Orada bir lokus var. O lokusu bir Almancı Hevzemmi diye bir adam vardı. O Hevzemmi Almanya'dan getirmiş. O zaman ceyran yiyordu ya. Ceyranlar da gelince hanımından babam istemiş. 40 liraya babam satın aldı. O lokusuyla şu bizim koyun petrolünün orada 40 sene su suladık babamla. 40 sene su suladık. Benim büyük oğlanla 15-16 yaşına girip Ankara'ya çalışmaya gidene kadar büyük oğlum da susuladı. Babamla, babamı acırdı, babam onu severdi. O da susuladı. Onun için onların bir ayrı ayrı anısı var, hatırası, her şeyi hatırlar. Bizler günah olmasın sadece şunu, üstünde o da yamalık. Başka hiç giyeceğimiz yoktu. Babam bir lastik aldı geldi, şu lastik ayakkabı, ondan alır gelirdi, şöyle derdi, şöyle derdi, şöyle, 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 şuradan şu yanına geçeceğim, şuradan da şu yanına geçeceğim, yitirirseniz ölürsünüz derdi. Yitirmezdik, başucumuza oraya sardık. Şu laylon ayakkabılar var, bayanların giydiği, onlar bile adam zor alırdı, ucuzunu alırdı. Okula giderken ek, önlüğün altından, hani hizdan denirdi evden, ondan alsa diye çabalardık da, alamazdı. Bir sefer beni bir almaya götürdü. Bir dükkan vardı, ne olduğunu bilmiyorum. Hani lohanta değildi ama. Bir şeyler satıyorlardı. Babam şöyle şu sebze kasasını şöyle çevirdi. Oturduk. Adamlar pirinç pilavı getirdiler. Bir tabak babama, bir de bana. Pirinci ben orada gördüm. Onun da adını hiç unutmam. Hiç unutmam. O kadar yani. Benim yaşadığım emsalim olan arkadaşlarımdan en çok zor ömür benim geçti. Para ne? Para ne? Yırtık lastiği giyip o içeride gördüğünüz lastiklerini çalıştım ben buralarda. Para ne ki benim gözümde? Para hiç. Para hiç. Yiyeceğin olsun bulgur, ekmek. Evinde adamlarla da yani lağın duş gitsin, evinde adamlarla da mutlu ol, para ne? Biz sokuk yırtık giyirdik. Harma illerinde çalışırdık. Oralara turistler gelirdi. Turistler resmimizi çekerdi bizim. Böyle Çin edilleri alır elerlerdi, bizim fotoğrafımızı çekerlerdi, biz sevinirdik. Mesela biraz buğday çıktı mıydı ya, orada bakkal vardı Fahrettin'in mi? Ona çocuklar 2 şinik, 3 şinik doldururlardı, götürürlerdi. Bandırma veya helva veya bulama. Onlardan alırlardı. Bu mahalle diyorlar hepten, harmayın diyorlar, birikirlerdi. Hepsi ekmekte buğday sahibinden alınan da böyle otururlar, kul oyna yiyirlerdi.
Onların da adı bir başkaydı. Ben Arif Erdoğan. Burası Balıkesir, Sındırgı, Yaylabayır mahallesi. Yani güzel bir köy. Önce de bir havası güzel diyeyim. İnsanları güzel, sıcak. Gerçekten böyle topluma yanaşır bir insanlar. Birazcık daha akıllı insanlar. Bizim burada çok büyük akıllı insanlar da çıkar yani. Yani öyle güzel yer burası, çok güzel. Doğası da güzel. Yıllarda işte okula giderken babam vefat etti. 96'da okulu lise 2'de bırakmak zorunda kaldım. Tabii kız çocukları var, kardeşlerim var, bunları annem var. Bilerek okulu bırakmak zorunda kaldım. O zamandan beri çiftçilikle uğraşıyorum işte. Yıllarca tütün yaptık. Yani o zaman kuraklık tabii, su yok, şey yok. Sağ olsun devlet büyüklerimiz buraya bir gölet yaptılar. Biz sulu tarıma geçtik. 2012'de sulu tarıma geçtik. 2012'de meri salatalık, biber, bu tür şeyler yapıyoruz. Ondan önce hep tütün yaptık. Şu an sulu tarımdan Allah bereket versin, kazanıyoruz yani. Allah'a şükürler olsun, çok bereketli. Yani şöyle sulu tarıma geçeli, bayağı bir bereketlendik yani. Yani ne diyeyim size, 3 ay çalışıyoruz yaz döneminde. Bizim buralar biraz kırsal, kıra erken düştüğünden 3 aylık bir süremiz oluyor. Ya bundan biz geri kalan 9 ayı geçinip gidiyoruz yani. Zorluk var mı? Var. Yani bir şeye megam harcamadı mı? Olmuyor. Ama sonucu güzel oluyor inşallah. Hep devamlı yiyormuştur yani. Emek yıldırmaz. Yani emek var sonuçta burada. Emek, kazanç var. Yani bir türlü yılmıyoruz yani. Kazanıyoruz. Sonucu da güzel oluyor. Allah bereket versin. Geçinip gidiyoruz yani. Çalışmayınca olmaz. Herkes bir nasibini bir şekilde almak zorunda. Yani biz de nasibimizi tarlaya ekiyoruz. Bakıyoruz, ediyoruz. Nasibimizmiş, topluyoruz. Eve getiriyoruz yani. Mecbur çalışmak zorundayız yani. Hayatta kalmak için. Devlete üretmek için mecbur çalışmak lazım. Çalışmak güzel şey. İnsan çalıştıkça daha iyi oluyor. Yani bereketli oluyor. Kazançta oluyor dediğimiz daha çok mutlu oluyor. Yani ne diyeyim, çoluk çocuk oku diyorsun, şey diyorsun, hepsini bir... Bu kazançtan elde ediyoruz yani. Yani ne diyeyim, helal kazanç, helal para. Mutlaka ki güzel oluyor yani. Helalinden kazanmak en güzeli de o. Yani çiftçilik yapmak, yani millet karşıdan gördüğü bu da zor bir şey değil. Güzel kazanıyorsun. Güzel geçiniyorsun. Mutlusun. Doğası güzel, havası güzel, gürültü yok. Yani bunlar güzel yerler yani. Köyler güzel yer. Kazanıyoruz yani. Şükür Allah'ıma şükür. Şükürsüz olmaz. Sabah biz diyor ya, saat 6'da kalkarız, namazımızı kılarız. Kahvaltımızı yaparız. Ya Allah Bismillah deyip yola çıkarız. Bugün kazancımız neymiş? Akşam kazancımızı koyarız cebimize. Bereket versin deriz, geçeriz yani. Bizde hayat böyle yani. Önce Cenab-ı Allah verecek ki sonra biz şükür edeceğiz. Bizim rızkımız bu kadarmış. Biz bakacağız, üreteceğiz. Cenab-ı Allah diyecek ki senin rızkın bu kadar. Biz de ona şükür edip daha çok verir, daha çok alırız diye şükrediyoruz yani. Allah'a isyan olmaz. Sonuçta bu dünya fani. Gerçek dünya bir taraf. Vazifemiz bu kadarmış. İsyan etmek yok. Seneye de var. Belki seneye daha iyi olur. Öyle diyerekten gidiyoruz yani. Yaradan'a hamdolsun yani. Yaratıp da imtihan edene. Bizim imtihanımız böyle. Şükürler olsun yani. Huzurluyuz. Çok şükür, Allah'a şükür.
Huzur şöyle yani, bir kere Allah'ı unutmamak, namazını kılmak, ne bileyim, bunlar ilk başta huzuru bunlar getirir. Sabah kalkıp Bismillah'la işe başlamak, ya bundan bir şekilde gerisi geliyor yani, iş de geliyor, bereket de geliyor, her bir şekilde geliyor yani. Onun için huzurlu olmak güzel yani. Tabii sabır etmek önemli. Çünkü sabırsa olmadı mı huzur da olmaz. Yani kavga, dövüş, gürültü çok olur. Ya yani bugün olmuyorsa vardır Allah'ın bir bildiği diyoruz. Az olduğu günler de oluyor. O zaman da mutlu oluyoruz tabii ki, mutlaka ki. Ayşe Zengin, bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm, bu köyde evlendim. İki tane çocuğum oldu, Allah'a emanet olsunlar. Ömrümüz çok iyi geçti, çok iyiydim, çok rahatladık, safalıdık. Allah eşimden ayırdı. Burada işte ekin ekiyor, makineler püçüyor. Dağdan taştan bu harmanını getiriyor. Köyce köylü toplanıyor buraya. Herkes samanını biliyor, çekiyor, kuyuyor damına. Biz de önceden bir biber ekiyoruz, fasulye ekiyoruz, patates ekiyoruz. Her türlü nimetimizi kaldırıyoruz. Bereketli, Allah'ıma şükürler olsun. Suyumuz var, dağımız var, da bayırımız, hep bağımız, bahçemiz. Kuyularda, kuyularımız vardı, kuyuları da çekiyorlardın, ediyorlardın, çektiriyorlardın konum komşu. Hep beraber kullanıyorduk. Şimdi Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Gölek yaptı devletimiz. Allah sağ olsun. Allah devlet millet düzenine versin. Hiçbir şey diyecek halim yok. Ya Allah'ıma bin kere şükür. Herkes evinde, ocağında çalışıyor, çarpınıyor. Akşam oldu memleket köyümüze toplanıyoruz. İşte malımızı, mal elimizi kuyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ha, kendi halimize bakıyoruz. İnsanlarımız da çok temiz. İyi, Allah bin kere razı olsun. Komşularımız, insanlarımız, herkes iyi, iyi. Çalışıyoruz, devamlı çalışıyoruz. İşimiz bu. Çalışmazsam hemen olmuyor. Çocuklar yanakana sen oturamıyor diye orada. İlle sen de çalıştın, mecbursun. Ben eşimden emekliyim. Hiç bir şey sorunum yok, Allah'ıma bin kere şükür. Evimde kendim duruyorum. Ben evde olduğum oğlan beni alıyor, gidiyor evine, soframı alıyor, gidiyor. Beraber yiyeceğiz zannediyor, beraber yiyoruz, Allah'ıma şükürler. Çalışmayık, Allah şeyin şorumuzu bozmasın. Şorumuzu bozmasın, Allah'ım çok iyi, çok güzel. Çalışmak çok iyi. Evde oturdum, insan hasta oluyor. Hasta oluyor, biz hasta oluyoruz, doğrusu evde oturduk mu hasta oluyor. Biz böyle görmüşüz atalarımızdan, böyle gidiyoruz. Çalışan demir paslanmamış. İlle çalışacağız. Dağlarda çalıştım. Kimse ayağında çalıştık. Oluyor. Oluyor. Çalıştın mı Allah dedi, bereketi veriyor. Çalışmadın mı elindeki de gidiyor. İyi mi kötü mü? İyi. İşte böyle. Çok zorlandım, çok zorlandım. Yağsız aşlar falan yedik. Bu saatimize geldik, yağsız aşlar yedik. Evvel bu kadar bereket yoktu, bu kadar şey yoktu, bolluk yoktu. Şimdi para da bol, iş de bol. Şu köyün içinde Allah bin kere razı olsun. Evin önünde motor olmadık, insan yok. Taksi olmadık, insan yok. Herkesin kendine göre şeysi var. Huzurluyum, Allah'ıma bin kere şükür. Tatlılıktan oluyor.
evlilen şeysinden, sevgisinden, saygısından Allah analara evlat sevgisi versin. Evlatlara da ana baba sevgisi versin. Biz böyle gördük, böyle gidiyoruz. Bizim ailemiz çok temiz insandır. Böyle hiç kimseye karışmaz. Kimsenin üzerine laf etmez. Kimseye sen öylesin, sen böylesin demez. Biz komşularımızdan Allah razı olsun çok mutluyuz. Huzurlu olmamız lazım. Her şeyi duymayacağız, görmeyeceğiz. Her şeyi hoş karşılayacağız. Devre çıktı falan bana feşman diyor. Feşman bana falan diyor demeyeceğiz. Çok böyle kendimize, kendi kafamızı kendimiz toparlayacağız. Ne söyledim? Kimsenin hırsızlığına göz etmeyin dedim. Kimsenin bağına, bahçesine bir meyve koparmayın. Kimsenin tarlasına girip bir mısır kırmayın. Saygılı olun, sevgili olun. Tövbenize kuru ekmek varsa yiyin, dönün köye dönün. Hep böyle nasihatliydim. Örgettim, sabırlı olun, hemen habire gitmeyin. Kavga da döş istemiyorsun. Kavga şu bu istemiyor. Kimsenin, bunlar bak oğlan 52 yaşında, daha bu oğlan da 29 yaşında, daha bir kimseden böyle bir böğün yumurtamız çalındı, böğün falanımız oldu denilmedi, demediler de. Allah bin kere razı olsun yavrulamdan. Merhametliyindir. İyi ayağımın çorabını istesin ne verir? Başımın tülbedini istesin ne verir? Verir, acıdım karnımı yana böyle üzgün teyiz hiç istemem. Zebilliği hiç istemem. Kendim zebil olayım, karşımdaki zebil olmasın işte. Vicdan neyindir? Öyle komşularımla. Bir ekmeğim olsa da onu hemen üçe bölsem. Paylaşırım. Ne olursa olsun paylaşırız. Uzman olmaz. Allah da sevmez, kullar da sevmez. Paylaşmamız lazım. İyi olmak lazım. Kalbin temiz olmak lazım. İyi olacağız işte. Duyduğumuzu duymayacağız. Gördüğümüzü görmeyeceğiz. Rahat yaşayacağız. Her şeyi paylaşacağız. Derdimizi, halimizi, her şeyimizi paylaşmamız lazım. Açlığımızı, tokluğumuzu, çoluğumuzla, çocuğumuzla paylaşmamız lazım.